Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. AliExpress'ten getirmiş olduğumuz Sembona marka smart akıllı saat hakkında size bilgi vereceğim. Bakalım bu saat bizlere neler vaat ediyor. Evet, saatin üzerine bakalım. Koşu, spor, kalp hızı ölçme, ritim ölçme, uyku ayarlaması ve takibi, kalori hesaplamasını bizlere gösterdiğini vaat ediyor arkadaşlar. Bakalım kutunun içerisinden ne çıkacak. Evet, saatimiz ve şarj kablosu çıkıyor. Herhangi bir adaptör bulunmuyor arkadaşlar. Burada da saatle ilgili nasıl kullanılır, nasıl program yüklenilir onlar yazıyor. Şimdi ben zaten sizlere bunları aktaracağım. Şimdi saatimizi şöyle elimize alalım. Kutusu zaten sağlam geldi. Yaklaşık AliExpress'ten 10 gün, 15 gün içerisinde elime ulaştı. Ve sıkıntı olmayan sağlam saatlerden bir tanesi. Gördüğünüz üzere şimdi kablosunu da çıkaralım. Yani kablosunun ve saatin yapısına baktığımız zaman gerçekten çok dandik de görünmüyor açıkçası. Biraz da kalite hissiyatı var arkadaşlar. Şimdi saatle ilgili kurulumu geçelim ve kurulum nasıl yapılıyor görelim. Evet, saatimizin sağ tarafındaki yuvarlak kısmına uzunca bir süre basılı tutarak saatimizi açıyoruz. Başlangıç ekranı bu şekilde gözüküyor. Buradan bizim seçmemiz gereken Türkçe seçeneği ve o da altlarda bir üst tarafta. Burada da programı indirmemiz için gereken kodlama bulunuyor arkadaşlar. Bu telefonumuzdan kameramızı açıyoruz ve QR kod okuma kısmını lensi, yani Google Lens'ten de bunu yapabilirsiniz. Kodumuzu okutuyoruz ve burada zaten otomatik programımızın linki gözüküyor. Bu linkten de uygulamamızı, saatin uygulamasını yüklüyoruz arkadaşlar. Seçenekler var tabii ki de Apple, Android. Biz Android'den devam ediyoruz. Google Store üzerinden programı indiriyoruz. Evet, gördüğünüz üzere programımız indi ve programımızı açıyoruz. Telefonu kaydetmek için, tanıtmak için burada bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. Geçici bir kayıt oluşturabilirsiniz. Çok önemli olduğunu sanmıyorum. Buraya sadece kendi kişisel verilerimizin program içerisinde gözükmesini sağlamak için bir kayıt oluşturarak girişini yapıyoruz. Kayıt oluşturup kişisel bilgilerimizi girdikten sonra karşımıza çıkan ekranlarda tabii ki de eşleştirmeleri gerçekleştiriyoruz. İzinlerimizi veriyoruz tabii ki de. Bunları okuyarak yaparsanız daha mantıklı olur. Şimdi burada yapmamız gereken Bluetooth üzerinden saati görmek, hem de uygulama içerisinden saati de eşleştirmek arkadaşlar. Bluetooth üzerinden ZV39 olarak görünüyor. Bunu biz buradan eşleştirmesini gerçekleştiriyoruz. Evet, buradan çıkan ekranda okeyledim. Şimdi buradan çıkıp uygulama içerisinde de saatimizi seçeceğiz. Saatimize bakalım. Uygulamadan. Bakın burada saatimiz gözüküyor. Üst tarafta bağlan diyeceğiz sadece. Ve şu anda seçiyor. Bakın. Eşleştirmemizi sağladık ve telefonumuzu kenara atabiliriz. Çünkü uygulamanın çok fazla bir detayı yok. Şimdi akıl ekran üzerinden bunlar bizim temalarımız. Bunları yandaki yuvarlağa çevirerek değiştirebiliyoruz. Uygulamanın içerisinde ekstra bir tema göremedim. Bunlarla idare edeceğiz. Yan tarafında güçlü bir flaşı bulunuyor arkadaşlar ve yapısı gerçekten orta kısmı çerçevesi güzel. Burada menüde arkadaşlar menüyü 4 adet menü stili bulunmakta. Menünün yan tarafına, menüye geldiğimiz zaman iki kere arka arkaya tıkladığımız zaman bu yuvarlak silindire menünün şeklini değiştirebiliyoruz. Saatte bizim hangi menü stili hoşumuza gidiyorsa onu kullanacağız. Ekran olarak AMOLED değil tabii ki de. IPS ekran. Yine de dokunmatiği çok hassas olmasa da işimizi görebilecek bir akıllı saat. Şu an solda gördüğümüz kolumdaki saat de benim bir hafta içerisinde kullanmış olduğum bu aynı saatin lacivert rengi. Akıllı saatin içerisinde bizim işimizi görecek birçok uygulama var. Özellikle hava durumu, kalp hızı ölçüm ve ayarlar kısmından da kandaki oksijen. Burada tabi ledlerin ışıklarını gördünüz. Tekrardan göstereyim sizlere. Şöyle tekrardan basalım. Evet, bu led ışıklarla
kanımızdaki oksijen miktarını, kalp hızını tabii ki de doğruluk payını net olarak kavrayamasa da aşağı yukarı bunları gösteriyor. Evet, ekranın sol üst tarafını aşağı çektiğimiz zaman ana ekrandayken ayarlar kısmı var. LED buradan ekranımızın ışık ayarını 5 kademe şeklinde dokunarak aşağı yukarı şeklinde ayarlayabiliyoruz. Rahatsız etme modu. Burada güçlü bir flash ışığı bulunuyor. Gece lambası çok iyi. Hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Ve burada da isterseniz medya sesi ve sesli aramayı da bu telefondan gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Gösterdiğim üzere 4 farklı stili de menü stilini uygulayabilirsiniz. Parlaklık şu anda maksimum seviyede ve burada da temalarımız manuel olarak da seçebiliyoruz. Şu an telefon üzerinde kendi içerisindeki temalar var. Uygulama üzerinden başka bir tema bulamadım. Ayarlar kısmından pil, şu anda gelen ürün %0. Yaklaşık 3 gün, 3,5 gün. Çok nadir kullandığınız zaman saati ise 4 gün kullanabilme imkanınız var. Şu an kolumdaki saati ben 3 gündür kullanıyorum ve gayet de başarılı işimi görüyor açıkçası. Hem duruşu, hem görünüşü, hem de fonksiyonlarını yerine getiren bir saat, fiyatına göre çok iyi. Evet, şimdi kablosunu baktığımız zaman şarj kablosunu tutumu çok iyi. Burada sizi yönlendiriyor zaten. Ters takma imkanınız yok. Bu şekilde güçlü bir mıknatısa sahip. Tabii ki de AliExpress üzerinden 321 TL'ye toplam kargo ve gönderim bedeli dahil elime ulaştı. Umarım faydalı bir videoymuştur. Hoşçakalın.